yapmış diyor. Nasıl yapacağım diyor. Kaynak nerede diyor. Aşağıdaki yuh diye bağırıyor. Lan niye yuh diyor? Sen asgari ücret alıyorsun zaten 849 lira. Sen niye yuh diyorsun ya? Dünyanın neresinde bir asgari ücretli kendine 1.400.000 vereceğim diyen adamı yuhalar. Sesini çıkarma bari de adam iktidara gelirse gider yakasına yapışırsın 1.400 vereceğim diyordun. Ver dersin değil mi? Eve ekmek götüreni yuhalıyor. Cumhurbaşkanı soruyor emekliye 1.400.000 verecekmiş Bahçeli. Nereden verecek? Kaynak nerede diyor. Emekli Hacı amcam aşağıdan bağırıyor. Yuh diyor. La Hacı sana ne oluyor? Sen niye yuh diyor. Senin 10 yıldır maaşın 850.000 geçmedi ki. 10 yıldır sen 850'yi geçemedin yukarı. Ya adamın, adam emekli şimdi bu Hacı. 850 alıyor. Oyu AKP'ye veriyor. Buna verdiğini bana bir gecede zam olarak verdi ya. Emeklinin aylığını bana bir gecede Tayyip Erdoğan zam verdi. Eğer Tayyip'e oy vermek gerekirse ben vermem lazım ya. Ben maaşıma bir ziyan yaptı 850 lira. E sana ne oluyor sen 850'de geçinebiliyor musun? Niye yuhalıyorsun Devlet Bahçeli'yi? 1.400 olur da 500 lira atacak ya maaşı. Bundan daha güzellik var mı? Efendim kaynağı yok bunların. Tamam kaynak yok diyelim. Pekala orduda 1.500 Suriyeli var, Türkiye'de 2.5 milyon Suriyeli var. Oradaki Suriyelilere 850.000 ev kirası veriyorlar. Maaş. 850.000 maaş veriyorlar. Ev kirasını devlet ödüyor. Gıda yardımı yapıyorlar. Hastaneler ücretsiz. İlaçlar ücretsiz. Çocukları üniversiteye imtihansız gidiyor. Biz çocukları üniversiteye sokacağız diye hayatlarımız gidiyor. Emeklerimiz gidiyor. Alın terimiz gidiyor. Suriyelinin çocuğu üniversiteye imtihansız giriyor. Suriyeli 850.000 maaş veriyorlar. Şimdi 850.000 maaş hangimize verseler, bir de ev kirası verseler sıra kovancıyı terk ederiz. Oh ne güzel, yan gelir yatarız. Suriye'ye gelince kaynak var da, Türkiye gelince mi kaynak yok? Türkiye gelince mi tükendi bu kaynak? Suriye'ye 5 milyar dolar harcadılar. E Türkiye gelince mi yok? Sayın Cumhurbaşkanımız bir saray yaptı, 1.5 milyar dolar. 1.5 milyar dolar. 5 milyar. Saraydaki denilen tabi 5 milyar dolar. Mimarlar Odası'nın söylediği de 5 milyar dolar. Kimin yerine yok? Saraydaki klozetin kapağı, tuvalet klozetinin kapağı 10 bin liraymış, 10 milyar. Ben geçen eve bir klozet kapağı aldım 50 lira. Çocuklar dedi ki 50 lira. Moralim bozuldu ya. Dedim ki lan Tayyip 10 bin liralığına oturuyor da. Biz niye 50 liralığına oturak? Bunun daha pahalısı yok muydu dedim yani. Tayyip'in klozet kapağı türkü mü söylüyor dedim, şarkı mı söylüyor merak ettim yani. 10 bin lira olur mu bir klozet kapağı? Ne yapıyorsun lan oturuyorsun başka bir şey yapmıyorsun ki. İçeride geliyor. Su bardağı 1 milyar lira. Tayyip Bey'in içtiği suyun bardağı 1 milyar lira. Asgari ücret kaç lira? 950 milyar lira. Kahvede oturuyor, öyle deme diyor. Sarayın itibarı olur diyor. Az sonra çıkarken de kahveciye diyor ki Hasan abi benim 5 lirayı yaz da yarın bakarız diyor. Ya sen kahvede çay parasını ödeyemiyorsun, sarayda gurur duyuyorsun. Sana ne saraydan ya? Sana ne saraydan? Dolayısıyla her geçen gün yoksullaştık, her geçen gün fakirleştik. Bırakın ahlak, terbiye de gitti. Bakın 10 yıl önce genç delikanlılar kahvede büyüğünün yanında bacak bacak üstüne atmazdı. Babasının yanında sigara içmeyi bırakın, çocuğunu sevmekten haya ederdi. Anasına bir ana dedi mi yüreği kopardı. Beyler, hanımlar bugün 13 yıl sonra ahlak öyle bozuldu ki evlat babasına ne haber lan moruk diyor. Anasına da koca karı kaf var su getirdi. 14 yaşında esrar kullanmaya başladılar. 14 yaşında içki içmeye başladılar. 13 yıl sonra geldiğimiz nokta çocuklarımız elimizden gitti. Töre bitti. Ahlak bitti. İnanç bitti. O zaman bu ısrar ne? Adaletle Kalkınma Partisi'ne oy verince bize kupa mı verdiler? Sıra Kovancı'da parti birinci yaptınız diye biri geldi size madalya mı taktı? Hiç kimse arayıp sormadı. Cenazeye gelmedi, düğüne gelmedi kimse. E o zaman bu sefer seçim yaparken, tercih yaparken bu mecliste ordunun hakkını, ordunun hakkını savunacak, koruyacak, arıcının, çiftçinin, hayvancının, koyuncunun, işçinin